Cumhuriyet yeni ve sağlam esaslarıyla Türk milletini emin ve metin bir istikbale koyduğu kadar büsbütün yeni bir hayatın müjdecisi olmuştur. Tatbikat devresinde bulunduğumuz için hava kuvvetlerimiz arzumuz derecesinden henüz uzaktır. Kuvvetli bir hava ordusu vücuda getirmek yolunda iyi neticelere doğru emniyetle yürümekte olduğumuzu ifade ederken hava taarruzlarına karşı milletin hazırlanması için de ayrıca alakanızı uyandırmak isterim. Millet binbir ihtiyaç içindedir ve dış alemde, ufukta tahmin olunmaz tehlikeler vardır. Derse gitmeyecekler, boykot yapacaklar ve arkadaşlar giderse ona mani olacaklar. Nasıl şey bu? Öğrenci, öğrenmek ihtiyacını kaybetmiştir. Sefalete mahkum olmanın bu memleketin kaderi olduğuna inanmışçasına ve bunu kabul etmişçesine çeyrek asrı içerisinde memleketin meselelerine, vatandaşın ihtiyaçlarına, medeni ve ileri bir hayata kavuşmanın icaplarına nasıl omuz silkercesine lakayt kalındığını görüp yaşamış olan bir memlekettir Türkiye. Ülke benzin ve mazot kuyruklarıyla doldu. Kömüre, gaza, mazota, fuel oil'a %100 zam, demir çelik ürünlerine %100 zam, çimentoya bir büyük zam, ardından bir zam daha, ekmeğe, süte, ete zam, kağıda %400, tuza %550, gübreye %500 ile %750 arası zam, sigaraya, beze, şekere zam, PTT'ye, demir yoluna, uçağa, otobüse ve daha nicelerine zam. Çırpınır durursunuz. Her sene artan 1 milyon nüfusu nereye koyacağım? Nereden her gün sabahleyin 3000 çocuğa yiyecek giyecek bulacağım? Bakkalda ampul yok, çamaşır tozu yok, tuz yok, yağ yok. Aklını oynatanlar var. Perişan olanlar var. Bugün bayram için bir şeker alamayan insanlarımız var. Çok rica ediyorum. Bağrıyan kanalar, yetim kalmış çocuklar, sakatlanmış insanlar, hapislerde çürüyen gençler, bunlar hep dünün günahları. Türkiye'de ekmek kaç para? Ekmek 300 lira. Bir tane zeytin kaç para? Bir dilim peynir kaç para? Bir kaşık tencereye konacak yağ kaç para? Vatandaş bunları neyle alacak? %150 faizle Türkiye'de sanayi kurulacak, sanayi işleyecek. Bu mümkün mü? Ahırlar var, içinde hayvan yok. Bu köyünün canını çıkarttınız. Şu memleketin haline bakın. Rakamlar ortadadır. Halka verdiği vaatlerini gerçekleştirmek için bu kadar büyük kaynak bulmaya çalışıyorlar. Tabii bulamıyorlar. Ama ne bulurlarsa sarf ediyorlar. Sonunda da vardıkları yer işte başladıkları yer. Geçen 8 senede yapılan otoyolun miktarı 240 kilometredir. Demek ki senede 30 kilometre otoyol yaparak geliyor Türkiye. Ne havaalanı var, ne yollar var, ne okullar var, ne sanayi var. Bütün özel kesim, işçi kesimi ve herkes fiyat yükselişlerini geçmişe göre değil, ondan sonraki döneme göre ayarlasın. Bu da onların yapacağı bir fedakarlıktır. Bu programın başarısından elbette biz sorumlu oluruz. Ama başarısızlığının sonuçları bütün ülkeye mal olacak. Türk lirası faiz oranları daha da fazla yükselmiştir. Yıllık bazda %1000'e kadar çıktığını biliyorsunuz. Öfkeyle bir yere varacağını sananlar da var. Ben olaylara doğru sıfatları kullandığım zaman yadırganıyor. Bu çok hırçın diyorlar, bu çok sert diyorlar. Siyasette akla kara ortaya çıkmıştır. İş başında kalmanın tezgahını kurduklarına dair şüphem var. Sosyal Sigortalar Kurumu'nun yatırım politikası yanlış yapılmış. İşçinin ağırlıkta olduğu yere hastane değil de işçinin olmadığı yere hastane yapılmış. Sayın Başbakanım, hanımefendi esnafım, geldi esnafım. Sayın Cumhurbaşkanı söz alarak son derecede terbiye dışı bir üslupla bana ağır ithamlarda bulundu. Bugün Türkiye'nin 132 katrilyon iç borcu var. OECD birincisi bir Türkiye. Şimdi 9.4 küçüldü. Kim ödeyecek 350 milyar lira zararı? Bari verin diyen bir babaya çıksın göreyim. 1961'den bugüne kadar IMF ile 19 standby anlaşması yapıldı. Toplamda 56,5 milyar dolarlık borç ilişkisi kuruldu. Biz iktidara geldiğimizde
23,5 milyar dolarla biz iktidarı devraldık. Türkiye uzun bir aranın ardından uluslararası para fonuna olan borcunu ödedi, sıfırladı ve bu borcu kapattı. Artık IMF'ye borcu olan bir ülke değiliz. Tam tersine IMF'ye borç vermek için müzakereler yürüten bir ülkeyiz. 81 ilimize 12 yılda gerçekleştirdiğimiz toplam yatırım bedelini biliyor musunuz? 676 milyar 700 milyon lira. 6100 kilometre 79 senede bu ülkede bölünmüş yol yapıldı. Fakat biz 11 senede 17 bin kilometre bölünmüş yol yaptık Türkiye'de. Modern sağlıkta en ileri teknolojiyle donatılmış bu hastanelerimize sahip olalım diye benim özel bir projemdir bu ve ta 12 yıldır bunun özlemi içerisindeyim. Burada bugün 14 şehir hastanesinin yani 24.407 hasta yatağı kapasiteli 79 hastane ve bir halk sağlığı kurumunun inşasına aynı anda start veriyoruz. 6-0'ı bu paradan nasıl atacaksın? Ulusalcılık birin yanına 0 koymakla olmaz. Paramızdan 6-0'ı attık. Milli tankımız Altay, milli gemimiz Milgem, insansız hava aracımız Anka, temel eğitim uçağımız Hürkuş, Atak projesi kapsamındaki ilk helikopterimizi silahlı kuvvetlerimizin envanterine dahil etmenin bugün bahtiyarlığını yaşıyoruz. 1970'lerin, 1990'ların o acı günlerini tecrübe etmiş Türkiye, geldiğimiz bu duruma karşı mukayese edilemez derecede geriyim. Ama şimdi bu bulunduğu zorlukların üstesinden gelme konusunda çok daha donanımlı, çok daha mukavemetliyiz. 2002'nin sonundaki Türkiye'nin ekonomik hali ortadaydı. Hükümetimizle biz 1'e 5 katladık. Şu anda dünyanın en ileri 20 ülkesinden bir tanesi olmuş, dünyanın en büyük 17. ekonomisi olduysak bu dönemde olur. Bizim bu topraklardan başka vatanımız yok. Onun için vatanımıza sahip çıkıyoruz.